Maaş Fuat çıkalım, hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size başkan da anladığınız üzere hikaye görevini nasıl bitireceğinizi anlatacağım. 12-8 ve 13-8 nasıl geçeceğinizi anlatacağım. Şimdi bunun için ilk önce kartlarınızın iyi olması lazım. Bu hikaye görevini tabii ki hepiniz bitirmek istiyorsunuz. Yani her şeyin bir zorluğu var tabii ki ama bitirilmeyecek gibi değil. Kolayca bitirilebiliyor. Ben nasıl bitirdim? İşte ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Öncelikle bir kere kartlarınızın iyi olması lazım. 5 tane güzel kart seçmeniz lazım ve kart etkilerinizi düzeltmeniz lazım. Kart etkileriniz ortalama bir bekleme süreniz ve savunma yoksanız 20'lerde olması lazım en az. Onun haricinde yine enerji saldırısı yüksek olması lazım. Onun yerine tüm saldırıların da daha yüksek olması lazım. Yani yaklaşık bir 30-35 yapmanız lazım tüm saldırıları. Onun haricinde kritik hasar, kritik oran ve saldırı hızının da yine 10 civarında olması lazım. Şimdi 12-8'e başlıyoruz. İlk önce şunu söyleyeyim. 12. bölüm, hikaye görevindeki 12. bölüm gerçekten çok zor. Yani 13. bölüme göre 12'de oynadık, 13'de oynadık, hepsini oynadık ve kesinlikle 12. bölüm çok daha zor 13. bölüme göre. Yani 12. bölümü bitirdiğinizde artık rahat bir şekilde hikaye görevini bitirdiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü 13. görevde de tek zorlanan yer Thanos. Onda zaten 12-8'i geçtiyseniz büyük ihtimalle geçeceksinizdir. Iron Man bunun için çok iyi bir karakter. Yine Kaptan Marvel çok iyi bir karakter. Sharon Rogers çok iyi bir karakter. Thor yine güzel bir karakter. Kaptan Amerika güzel bir karakter. Onun haricinde Winter Soldier iyi bir karakter. Ben şimdi 12-8'i bir kere göstereceğim. Ondan sonraki karakterleri hep 13-8'de deneyeceğim. Ama karakterimizde ilk önce güçlendirmeden kartlarımızın iyi olmasına özen göstermemiz lazım. Kartlarımız iyi olacak. Onun haricinde İso'muzu, Uru'muzu yeni güzelleyeceğiz. Çok güzel bir ekipman takmamız lazım. Ekipmanımızdaki en iyi önemli şeylerden bir tanesi de hasar arttırmanın olması lazım. Hasar arttırmamız olacak ki karakterimizin vurduğu hasar da hep yüksek olacak. Onun haricinde kritik hasar da olacak. İşte karakterimizin detaylarında bekleme süresi yüksek olacak. Savunma yok sayma full olacak. Yetenekte bekleme süresi full olacak. Kritik hasar da yine full'e yakın olacak. Kritik oranı yüksek olacak ki karakterimiz güzel bir şekilde iş yapsın. Tabii ki bu karakterlerimizi CTP de takabiliriz. İşte enerji CTP takabiliriz. Öfke CTP takabiliriz. Bu tabii ki sizin durumunuza bağlı. Yani Kaptan Marvel'a öfke CTP takabilirsiniz. Iron Man'e yine enerji CTP takılabilir. Yani Iron Man yerine Sharon Rogers'ı takmanız tabii ki daha iyi ama yani işte Sharon'u takabilirsiniz. Iron Man'ı da takabilirsiniz. Bu şekilde bu karakterlerde CTP takabilirsiniz. Şimdi geldik Odin'e. Odin buradaki zor şey. Yani buralara geçmek kolaydı. Asıl zor yer Odin. Odin'e geçmemiz lazım. Şimdi hemen yüklensin. Odin'le oynayalım. Odin gerçekten çok sağlam. Evet, gerçekten çok sağlam. Dikkatli oynamanız lazım. Genelde kaçarak oynamanız lazım ama güçlü bir karakteriniz varsa Odin falan dinlemez. Kolay kolay geçer. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan geçer. Ama siz kaçarak oynamanız lazım. Yani burada dikkatli olmanız lazım. Çünkü Odin gerçekten güçlü. Gördüğünüz gibi güzel bir Iron Man'le, güzel kart etkileriyle çok rahat bir şekilde kostüme de geçmiş olduk burayı. Şimdi yavaştan istiyorsanız 13-8'e oynayalım. Biraz da orayı göstereyim. Ama burada tabii ki kaçarak oynamanız lazım. Çünkü Odin çok fena hasar vuruyor. Bunu bilmeniz lazım. Geldik şimdi Kaptan Amerika'ya. Kaptan Amerika'da yine gayet iyi. Liderliğe fiziksel saldırı veren bir karakter koyarsanız çok iyi olur. Yanına da yine birini koyabilirsiniz. Kaptan Amerika gerçekten 12-8 için oldukça uygun bir karakter. Hele hele Endgame kostümü bile çok çok iyi. Biliyorsunuz benim Captain America'mda enerji CTP var ve 200 hasar arttırmalı. Gayet iyi. ISO 8'leri çok iyi. Pardon, Uruları da yine güzel bir şekilde dizilmiş. Çok rahat bir şekilde geçiyor. Şu anda kategori 3 ama emin olun kategori 2 şeklinde de gayet güzel bir şekilde oynuyor. Dördünün skill'i çok güzel bir şekilde kullandığınızda muazzam bir hasar verebilirsiniz. Zaten Captain America'da yine yapmanız gereken kategori 3'lerden bir tanesi. Şimdi Captain America gerçekten çok iyi ama Odin çok daha iyi. Odin normalde bu kadar güçlü olmamasına rağmen 12-8'de boss olduğu için oldukça güçlü. Kendi gücünden çok daha fazla güçlü burası için. Çok dikkatli oynamanız lazım. Buralar pasif yerler. Yani buraları çok rahat geçersiniz. Asıl mesele Odin. Şu yanda gördüğünüz gibi yardım al kısmındaki yardımı alın. Az çok hasar verir. Yani sizin 3'e 5'e bakmadan bütün verilecek hasarlara ihtiyacınız var. Odin'de ben hikaye görevine ilk başladığımda gerçekten en fazla Odin'de zorlanmıştım. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Şimdi geldik Odin'e, çok dikkatli oynayacağız. Zaten tek bir vuruşta büyük ihtimalle indiririz veya çok büyük bir miktarda hasar canını götürürüz. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle hemen 5
4 ile başladığımızda 4. skillin ne kadar fazla hasar verdiğini gördünüz. Gerçekten Kaptan Amerika burası için muazzam. Şimdi bu şekilde Odin'i bitirmiş olduk. 2 kere Odin'i kestik. Yavaştan artık Thanos'a geçme vakti geldi. İstiyorsanız birkaç tane daha da karakterle Thanos'u gösterelim, öyle değil mi? Hadi geçelim. Şimdi geldik Thanos'a. Thanos da gerçekten gayet zor. Odin kadar olmasa Thanos da zor. Ama Odin dediğim gibi geçirseniz büyük ihtimalle Thanos'u geçeceksiniz. Şimdi saldırmadan burada bekleyin ve şuradan kaçın. Bunlara denk gelmeyin. Çünkü hasar veriyor. Onun haricinde sonra saldırın. Çok rahat bir şekilde alacaksınız güzel bir karakterle. Çok güçlü bir karakterle girdiğinizde rahat bir şekilde alacaksınız. Büyük ihtimalle kategori 3'ünüz olmayacak. Ama siz yine de burayı kolayca alacaksınız. Gördüğünüz gibi canımız çok azaldı ama hasarı iyi vurduğumuz için aldık. Ben çok dikkat ederek oynamadım ama sizin burada dikkat ederek oynamanız lazım. Kesinlikle Thanos yine zor ama yine de kesilmeyecek gibi değil. Yine gördüğünüz gibi Odin'e göre biraz daha kolaydı. Şimdi birkaç tane daha karakterler deneyeceğiz. Şimdi ise Winter Soldier oynayacağız. Winter Soldier da gayet iyi. Yine yancımız şöyle. Onun yanında da Kaptan Amerika var. Yani bu takım bonusu olduğu için Kaptan Amerika'yı aldım yanına. Winter Soldier'ın da yine bildiğiniz gibi şuradan hemen hasar almadan kaçıyoruz. Sonra yine 5 ile 4'ü peş peşe gönderiyoruz. Muazzam bir hasar verirsiniz. Eğer hasar arttırmaya denk getirirseniz. Az sonra bunu hasar arttırmaya denk getirip göstereceğim. Yine 5, 4'ü vuruyoruz. Hasar arttırmaya denk geldi. Çok muazzam bir hasar verdik gördüğünüz gibi. Olay bu. Hasar arttırmaya da yine dikkat etmeniz lazım. Ettiğiniz takdirde yine gördüğünüz gibi Winter Soldier'la da çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Iron Man'a göre biraz daha kolay oldu. En azından hasarımızı yüksek verdik. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde geçtik Winter Soldier'la. Şimdi buradan sonrası tamamen karakter önerisi. Gördüğünüz gibi Winter Soldier'la kestik. Kaptan Amerika ile kestik. Yine Iron Man'le kestik. Kaptan Marvel'da oldukça iyi bir karakter. Buradaki buraya çok dikkat etmeniz lazım. Ondan sonra Kaptan Marvel'a çok rahat bir şekilde indirirsiniz. Yani 12-8'i geçtikten sonra artık 13. bölümde zorlanmanıza gerek yok. Çünkü artık orayı bitirdiniz demektir. 12-8'i bitirdiğinizde hikaye görevini bitirdiniz anlamına geliyor. Çünkü 13-8 oldukça kolay. Gördüğünüz gibi çok kısa bir şekilde geçtik Kaptan Marvel'la. Şimdi istiyorsanız bir tane daha karakterle deneyelim. Şimdi ise Kaptan Marvel'la değil Sharon Rogers'la deneyelim. Sharon Rogers'la yine tek atacağız büyük ihtimalle. Çok rahat bir şekilde oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi o iframe daha önce anlatmıştım. Yine burada Thanos iframe'e giriyor. Hiçbir türlü vuramıyorsunuz. O yüzden hiç uğraşmayın. Bunun geçmesini bekleyin. Ondan sonra bütün hasarınızı vurun. Gördüğünüz gibi 3, 5, 4 yaptık ve çok rahat bir şekilde aldık Sharon Rogers'la. Burayı sakın ama bakın şimdi bir öneride bulunayım. Sharon Rogers'ı kategori 3 yapmayın. Kaptan Marvel'la yapın. Hem birçok yerde işinize yarar. O yüzden Kaptan Marvel'ı yaparsanız çok daha rahat olur. Şimdi ise geldik Kaptan Amerika'ya. Winter Soldier'ı kullandık. Az önce Winter Soldier'ı kullandık, değil mi? Şimdi evet. Kaptan Amerika ile oynayalım. Kaptan Amerika da yine gayet güzel bir şekilde Thanos'u kesiyor. Yine burada bekliyorsunuz. Burada hasar vurmayın. Ondan sonra burası geçtikten sonra Thanos'a vuruyorsunuz. Yine yardım alın siz. Ben şu anda yardım almıyorum ama yardım alın. Gördüğünüz gibi 4. skill ile yine çok seri bir şekilde kesiyoruz Thanos'u. Gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Yine bitirdik. Yani bir sürü karakterle kesebilirsiniz. Burayı işte Captain America, Winter Soldier, Iron Man, Captain Marvel, Sharon Rogers. Bunlar gayet zaten kostüm olması gereken, geliştirmesi gereken karakterler. O yüzden bunları kullanmanız lazım. Şimdi yavaştan bir tane daha karakteri göstereyim. Ve videoyu yavaştan bitirelim. Geldik Thor'a. Thor yine lider olarak kimi kullandık? Iron Hammer'ı kullandık. Elektrik hasarını yükselttiği için ve yanına da yancı olarak şuraya aldık. Thor'la yine geçelim. Yine gördüğünüz gibi birçok karakter önerisinde bulundum. Buradan sonrasını tamamen ben size karakter önerisi olarak gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde 3, 5, 4 ile yavaş yavaş indirirsiniz. Buradan sonrası artık kolay. Videoyu aslında burada bitirmiş olduk. Bütün karakter önerilerini verdim gördüğünüz gibi. Bunları güzel bir şekilde kastığınızda hikaye görevini rahat bir şekilde bitireceksiniz. Yine gördüğünüz gibi seri bir şekilde Thanos'u kestik ama asıl mesele kesinlikle Odin. Odin'i geçtikten sonra hikaye görevini artık bitirdiniz demektir. Bu şekilde. Değil mi? Evet, hemen bitirelim artık.
Bu şekilde videoyu bitirmiş olduk. Size birbirinden farklı karakterler gösterdim. Bunlardan bir tanesi işte Thor, Kaptan Amerika yine, Sharon Rogers, ondan sonra Kaptan Marvel, Iron Man, bunlar hikaye göre beni bitirebilecek güzel karakterler. Bu şekilde bunlarla girmeniz lazım. Şimdi bu karakterler dediğim gibi kartlarınızın iyi olması lazım. Dediğim özelliklerin iyi olması lazım. Zaten birçok videoda kartlarınızın iyi olmasını söylüyorum. Bu karakterleri güzel bir şekilde ISO 8'ini diziyorsunuz. ISO 8 set bonusunu ayarlıyorsunuz. Yeteneklerini fulluyorsunuz. Urularını güzel bir şekilde diziyorsunuz. Kostümünü alıp güçlendiriyorsunuz. Daha sonra güzel bir CTP veya ekipman takıyorsunuz. Ondan sonra hikaye görevini rahatça bitirirsiniz. Tabii ki karakterlerle girerken liderleri ve yancılara da dikkat edin. Buna çok dikkat etmeniz lazım. İşte Thor'la giriyorsanız Iron Armor'la girin. Captain America'yla gireceksiniz. Winter Soldier'la girin lider olarak. Veya işte Sharon Rogers'la gireceksiniz. Lider olarak Captain Marvel girin. Bu şekilde oynayın. Bu şekilde video bitirmiş oldum. Umarım işinize yaramıştır. Yarın güzel videolarla devam edeceğiz. Aklımda güzel videolar var. Bu şekilde bu videoyu bitirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.